Halkların Demokratik Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi Seyitil Örgütü iç güvenlik paketine ilişkin açıklama yaptı. HDP Seyitil Başkanlığı binası önünde toplanan parti üyeleri adına açıklama yapan HDP Seyitil İl Başkanlığı Sözcüsü Kamuran Kalkan, adına güvenlik paketi denilen bu paketin Türkiye'yi karanlık bir noktaya götüreceğini, bu paketin barışı, demokrasiyi, özgürlükleri ve toplumsal yaşamı tehdit ettiğini her fırsatta dile getirdikleri söyledi. Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü. Güvenlik paketi denilen bu paketin Türkiye'yi karanlık bir noktaya götüreceğini, bu paketin barışı, demokrasiye, özgürlükleri ve toplumsal yaşamı tehdit ettiğini her fırsatta dile getirdik ve getiriyoruz. Bu paketin bir güvenlik paketi değil, tersine devlet terörünü meşru yasal hale getirecek bir darbe yasası olduğunu söylüyoruz. Toplumsal gösterilerde yapılan yargısız infazlar, işkence uygulamaları, demokratik gösterilerin devlet şiddetiyle bastırılması, düşüncesini ifade edenin tutuklanması, demokratik siyaset kanallarını tıkamaya yönelik uygulamaların artması ve kadına yönelik artan şiddet bu paketin ne gibi tehlikeli sonuçları açacağını ortaya koyan son gelişmelerdir. Meclis Genel Kurulu'nda zorbalıkla çıkartılan ilk 16 maddenin neler getireceğini bir kez daha biz söyleyelim. 3 güvenlik yasa tasarısıyla 1. Polis her istediğine biber gazı ve boya sıkabilir. 2. Herhangi bir gerekçe göstermeden, hakim veya savcı kararı olmadan istediği kişiyi durdurabilecek, üstünü ya da arabasını arayabilecektir. 3. Arama yaptığı kişiyi yine hakim savcı kararı olmaksızın gözaltına alabilecektir. Grup güvenlik önlemlerinin alındığı parti binası önünde yapılan açıklamanın ardından dağıldı.